Vallahi Abubakar, o Körfez ülkelerindeki o rakamlar, konuşulan rakamlar doğruysa tutman kolay değil. Ben Abubakar olsam orayı tercih ederim. Artık son kariyerim, son kontratı gibi bir şey. Yani öyle bir piyasası var, onu belirtelim. Beşiktaş'ta ya işte oraya gitme, buraya gitme diye kendi kriterlerinden ödün vermez. Geçen seneki kontratın benzeri, maç başları fazla olur. Ama geçen seneki Abubakar gibi bir Abubakar olursa da sezon sonunda 2,5 milyon eurodan fazla para kazanır. Onu da belirtelim. Ama bu Peki, performansa dayalı. niceli bir espri yapmayacaksan, Ersin Destanoğlu hikayesine ne diyorsun? Resmi teklif. Şimdi kaç para? 7. Ne oluyor yabancı sayısı? 3 tane oynatacaksın. Kim oynadı geçen sene? Rıdvan oynuyordu. Ersin oynuyordu. Necip Necip oynadı. giriyordu. Dorukhan giriyordu. Şimdi Dorukhan gitti. Necip'im var. Salih Kartal geliyor. gelecek. Salih geliyor gibi gözüküyor. Şimdi bu kadar yabancı sayısının her sene düşeceği bir ortamda yerli kalecini ben niye 7'ye bırakayım der adam. Gönderdin. Yerine alacağın birini yabancı niye oradan yana kullanayım? Yerli hadi bul. Tamam Utku sen geç kaleye. Yedeklerin Alman ben lazım. Beşiktaş yönetimi yerinde olsam kaleye dokunma. 10 gelir Ersin için tamam. O başka. 7 iyi bir teklif değil diyorsun. İyi bir teklif ama yerini dolduracağım bir... Mesela Trabzonspor'da Uğurcan'ın Şampiyonlar Ligi'nde arkasından gelecek adamlar var. Erce Sende var. bir tek Utku var şu an. Ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Kendini O daha var. çok gösterecek. O da var. Belki Ya daha bu iyi bir şey transfer yapacak. şu gözle bakmıyor. Ya bu çocuğu bu sene satmayalım da Şampiyonlar Ligi'nde bir kendini gösterse daha pahalıya satarız. O gözle bakmıyorlar. Burada kadro muhafaza etmek önemli. Bak düşüyor işte. Ha değişebilir. Hadi bu sene de 14 yabancı olsun diyebilirler. Onu bilmiyoruz. Peki şimdi Trabzonspor'da Sörloth operasyonu mu diyeyim başladı diyebiliriz taraftar tarafından fotoğraflara. Avcı da ya oyuncu için kanat transferinden vazgeçecek noktaya geldi. Gelir mi Sörloth yine Trabzonspor'a? Ne diyorsunuz? Teklif mi almazsana göre? Teklif gelir mi? Ya ben netleşti bana öyle bir duyum gelmedi. Evet, Lille iddialarını okuyoruz ediyoruz ama bilemiyorum. Yani Lin nereden çıktı? Lin Konuşuluyor işte teknik direktör ayrıldı ya Fatih Terim gider mi oraya diye. İşte basında yabancı basında da haberler çıktı. Muhtemelen o yabancı basın başka bir Türk basını kaynak olarak alıp da çıkarmış olabilir o haberi ama dolaşıyor bu haberler. Klasik bir teknik adam boşa çıktığında biz nasıl şimdi Fenerbahçe'de Ali Koç'un verdiği ipuçlarına göre de isimleri konuşuyorsak Fatih Terim'le ilgili de çıkıyor. Tabii orada Burak Yılmaz'ın, Zeki Çelik'in olması nedeniyle de şöyle bakalım. Fenerbahçe'de Schuster sesleri. Katar konusu da geçmişti bir ara. Katar'da görev yapar mı diye onu da Fatih hatırladım. Hoca için mi? Evet. Oradan teklif alabilir. Ama bak şöyle bakalım. Fenerbahçe'de Schuster sesleri. Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırır mı? Ben çok ihtimal vermiyorum Beşiktaş geçmişini düşünerek. Fatih Terim. Lille'de Fatih Terim sesleri. Lille taraftarını heyecanlandırır mı? Lille taraftarını Burak Yılmaz transferini de heyecanlandırdığını sanmıyorum ama. Ama bak ikisi aynı şeyler değil. Biri futbolcu. Seni heyecanlandırır mı? Getireceğin hoca önce taraftarı heyecanlandıracak. Tabii. Eğer hoca taraftarı heyecanlandırıyorsa soyunma odasına da güçlü girer. Fatih Terim Fiorentina'ya gittiğinde Fiorentina taraftarını heyecanlandırdı. Tabii o Fatih başarıları Terim Milan'a nedeniyle. gittiğinde Milan taraftarını heyecanlandırdı. Niye? Evet. Arkasında UEFA kupasıyla gitti. Tüm Avrupa konuşuyordu. Tabii ki. Öyle bir yani ben burada Fatih Terim Ama bu iddialar var Fatih tabii. Terim'i kötülemiyorum. Fatih Terim iyi hocadır, kötü hocadır demiyorum. Hocaları soyunma odasına güçlü sokmak gerekir. Genelde öyle yaparlar. Ha, Almanya başka bir ekol. Almanya'da 30 yaşındaki adamı hoca olarak koyuyorlar. Taraftar diyor ki bir yönetimin bir bildiği vardır diyorlar. Orası başka bir yapı. İngiltere başka bir yapı. Ama Fransa biraz bize benziyor. Tarzı. Ligi de benziyor. Yani kalite olarak söylemiyorum. Mesela oradan gelen golcüler çok iyi tutuyordu. Şimdi buradan giden golcü de tuttu.
Yani Mevlüt de çok kötü değildi aslında ilk gittiğinde. Ama Musa Sow geldi tutuyor. Abu Bakar geldi tutuyor. Tutuyor evet. Yani ligler örtüşüyor. Dolayısıyla Fatih Hoca da diyelim aldı Lille. Başarılı olur mu? Bence olabilir. Olur da. Ama çok sıkıntı ihtimal vermiyorsun sen. Dil önemli. İtalyanca biliyor Fatih Hoca. İngilizce biliyor. Fransa'da biraz Fransızca ister. Öğrenir. Şöyle bir soru gelmiş Çınar Bey'den. Ali Koç teknik direktöre göre mi transfer yapacak, sportif direktöre göre mi? Geçen sene spor direktöre göre yapıldı. Erol Hoca göre yapılmadı. Hangi sportif direktör? Kim gelecek bir bakalım. Bir bakacaksınız. Hiç hayatında futbol oynamamış ama CEO'luk, idari direktörlük yapan bir isimse evet o sadece işin net tarafı, bürokratik tarafına bakar transferlerin. Ama saha içi o hoca onayı olur. O transferlerde mutlaka hoca görüşü olur. Ben nasıl bir sportif... Şimdi Lothar Matthäus'u getirirsen tamam. Lothar Matthäus bir hoca getirecek. Diyecek ki ne istiyorsun? İsim değil. Bana isim söyleme. Bana mevki söyle. Ben sağ bek mi istiyorsun? Bende 7 tane var. Seç birini. Sol bek mi istiyorsun? Bende 7 tane var. Seç birini. Bana Ali Veli deme der Matthäus. Peki bir ben kimim yapalım? Sonra yine sorularla devam edeceğiz. Ben çıkabilir miyim bir ihtiyaç molası? Zaten adam biliyor abi. Dün geceden bir volkan bitirdi beni. Kariyerimde sadece İtalya ve İspanya'da forma giydim. Yine İtalya, İspanya. Ferrari ve Zago takım arkadaşımdı. Fenomen Ronaldo'yla iyi ikili olmuştuk. Yuto Nagatomo hem takım arkadaşım oldu hem rakip futbolcu. Futbolu toplam 6 yıl formasını giydiğim Sampdoria'da bıraktım. Son sayfa etiketi sizleri bekliyor. Cassano olamaz ya. Cassano mı? Ben Vieri diyecektim, o Cassano dedi. Ilgaz'ın sivilceli çocuk dediği adam Cassano. Cassano'nun ama çıkışı şeydi, Bari'ydi. Onu bilirim. Ama Roma'sı da var. Bir şey soracağım. Değil mi? Roma'sı da var Cassano. Mehmet Özcan geldiği zaman ben kimim yapmıyordum. Ama yok bu sefer bir Ercan kızmasın, Cengizhan farkı var, sorular biraz kolaydı. Ama bu kolaydı. Kolay mı? Evet. Ya Vieri ile oynadı, Batistuta vardı. Ama bunları da Cengizhan hazırladı ya. Ya ben Ferrari ve Zago'dan Inter'le Roma'da oynamış forvetleri düşündüm. Batistuta da o profile uyuyor. Crespo uymuyor. Crespo Lazio'da oynamıştı. Yani Cassano bulmak daha kolay. Daha izleyicilere bakmadan. Roma'dan dolayı. Roma Spor. Evet, Cassano Enes Bey yazmış ama senden önce mi yazdı sonra mı yazdı bilmiyorum. Ben de bugün internette bir haber okudum. Twitter'da bir haber okuyordum. Aldair değil mi? Roma'da oynuyordu. Doğru, Galatasaray'a gol atmıştı. Aldair'le falan. Tabii o maçı hatırlıyorum. Hessler falan vardı. 3-2 elenmişti ama Galatasaray. Dedim bu akşam Aldair sorusu gelir mi diye. Ben de arada düşünüyorum aslında. Ama o kadar eskileri gitmiyorlar. Mesela geçen aklıma geçen geldi. Geçen yine konuştuk. Buradan.